Herkese merhaba. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Başlıyorum. Herhangi bir spora başlamanın yaşı var mıdır? Varsa hangi yaş aralığıdır? Bence spora başlamanın yaşı yok. Kendinizi ne zaman hazır hissederseniz, yani yaşınız büyük olsa bile, ben 9 yaşımda başladım spora. Genelde bu yaş aralığında başlanması önerilir ama siz kendinizi spor için hazır hissediyorsanız ve iyi hissediyorsanız sporun bence yaşı yok. Her yaş aralığında spor yapılabilir. Bugüne kadar kazandığınızda en çok sevindiğiniz maç hangisiydi? 2018 Biennale yarı final Brezilya maçıydı. Ben öyle bir hisle çıkmıştım, bu maçı kazanacağız, bu maçı yeneceğiz ve finale çıkacağız diye. Ve onları 3-0 yenerek finale çıktık. O maç benim en mutlu olduğum maçtı kazanmaktan. Voleybola başlarken belli bir hedefleri var mıydı? Voleybola başlarken bence şu anki çocukların hedefleri var. Çünkü biz çok güzel rol modeller olduk onlar için. Böyle güzel yerlerde gelmek istiyorlar. Ama ben başladığım zaman da tabii ki yine de popülerliği vardı voleybolun ama bu kadar çok değildi. O yüzden hani biraz daha hobi gibi, işte keyif aldığım için yapıyordum ben açıkçası. Daha sonrasında profesyonel olarak yapmaya başladıktan sonra hedefler gelmeye başlıyor. Kendimi milli takımda görmek istediğim oldu. İşte kupalar, madalyalar kazanmak istedim. Bence şu an çocukların başlamak için hedefi var. Galibiyet sonrası mı uyumak daha zor, mağlubiyet sonrası mı uyumak daha zor? İkisi de eşit derecede zor. Çünkü galibiyet sonrasında o maçtaki adrenalin hala devam etmiş oluyor. O maçın getirdiği mutluluk hala devam etmiş oluyor. O yüzden uyuyamıyorsunuz bir süre. Mağlubiyetten sonra da genelde İşte maçta yaptığın hataları düşünüyorsun. Neler yapsak daha iyi olabilirdi? Bir sonraki maçta neler yapmam gerekiyor diye düşünmekten uyumak zorlaşıyor. Bence eşit derecede ikisi de zor. Soyunma odasında kimin playlisti çalar? Bu zamana kadar Hande'nin de uzun süreler takımın DJ'liğini yaptı. Ama bundan sonra değişecek gibi duruyor. Daha karar verilmedi kim olduğuyla ilgili. Belki takımın en küçüğüne verilecek görev artık. Göreceğiz bakalım kim yapacak. Biennale'den beklentiniz ne? Biennale bizim başladığından beri güzel yol kat ettiğimiz bir turnuva. Ve bu sene de Ankara'da yapılacak. İlk ayağı Ankara'da olacak ve finaller Ankara'da olacak. O yüzden bizim taraftar desteğimiz de çok büyük olacak. Ankara seyircisini biliyoruz. Onların önünde Avrupa Şampiyonası oynadık. Kulüpler bazında da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Ankara'da oynadık ve çok güzel bir seyircisi var Ankara'nın. Zaten bizi ekran başından da destekliyor olacaklar. Her türlü bize desteklerini iletiyorlar zaten. İletiyorsunuz. Bunun için de çok mutlu oluyoruz. Bu seneki beklentimiz tabii ki altın madalyaya ulaşmak ve taraftarımızla beraber kupayı kaldırıp bu sevinci paylaşmak. Hayatınızda vazgeçemem diyeceğiniz bir şey var mı? Hayvanları beslemekten vazgeçemem hayatım boyunca diye düşünüyorum. Çünkü küçüklüğümden beri hayvanlara çok içli dışlıyım. Çok seviyorum onları. Yolda geçerken bile kedi, köpek gördüğüm zaman hani onları sevmeden geçemiyorum. O yüzden hayatımda vazgeçemeyeceğim bir şey hayvanları beslemek ve onları sevmek. Cevaplarım bu kadardı. Herkese teşekkürler.